Evet, şimdiki konuklarımız netmoda.com'dan iki uzun isimli konuğumuz. Bu yüzden kopya çekeceğim. Ahmet Buğra Ferah burada ve Mükerrem Mislina Burhan burada. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Netmoda yeni açılmış bir moda sitesi. Moda severler ekran başına o zaman diyelim. Aynen. Modadan bahsedeceğiz. Bugün bir değişiklik yapacağız böyle. Evet, benim hiç uzmanlık alanım değil. Vallahi siz çalıp söyleyin, konuşun. O zaman şöyle yapalım. Biz Mislina ile Demet Hanım'ı bir baş başa bırakalım. Biz arka planda devam edelim. Ama işin sosyal boyutunda... Hocamı ignore edemeyiz. Aynen. Olmaz. Hocam, tabii bu arada evet, Mislina ile de bir bağlantı çıktı ortaya. Evet. Mislina elime her an düşebilir seçmeli derslerde falan. O yüzden çok dikkat ediyorum. Hal ve hareketlerim. Evet, bence de. Evet. Başlayalım isterseniz. Şeyden başlayalım. Fikir nereden çıktı? Evet. Fikir şöyle başladı. Çünkü bir takım böyle moda vurgulu siteler falan da, bloglar da var. Yani hani sizin fikir nereden çıktı? Hani böyle ağır ağır farkları da tartışalım. Siz nerede duruyorsunuz? Şöyle diyelim, hani Türkiye'de e-ticaret 2009'dan itibaren hani bir büyümenin eşiğinde her geçen gün artıyor. Özellikle private shopping ile başlayan bu e-ticaret hacmi dikey e-ticaret siteleriyle birlikte daha da artmaya başladı. Bu yönde Türkiye'de evet e-ticaret siteleri büyüyor ama yayıncılar lazım. Ne tarz yayıncılar lazım? E-ticaret sektörünü besleyecek yayıncılar lazım. Nasıl diyelim mesela? Siz bir perakende de bir mağazaya gittiğiniz zaman, moda mağazasına gittiğiniz zaman içeri girdiğinizde ışıklardan sese, kişinin ilgisinden kasaya kadar bir deneyim yaşıyorsunuz. Ama internette bu deneyim yok. Hani sadece dikey e-ticaret sitesinde fiyatı görüyorsunuz, ürünü görüyorsunuz ve sepetinize ekliyorsunuz. Artı bir görünüyor. Sadece bu kadar bir deneyim ve size bir kargo geliyor. Kişi sadece ürünü almakla deneyimi elde etmek istemiyor. Hani bunun haricinde arkadaşıyla paylaşmak istiyor. Birlikte belki de koluna takıp o ürünü yürümek istiyor. İnternette de biz bunu bir başka versiyonla sunmuş oluyoruz. Şunu yapıyoruz. Tüm moda markalarının ürünlerini keşfedebiliyor. Keşfettiği ürünlerle kombin yapabiliyor. Kombin yaptığında arkadaşına sorabiliyor ya da o platformda bulunan arkadaşlarına sorabiliyor. Hı hı. Bunun haricinde de ne giysem bölümünde tek tek akşam bir organizasyona katılacaktır. Onunla ilgili soru sorabiliyor ve kullanıcılar arası interaksiyonla, kullanıcılar arası etkileşimle geri dönüşüm almış oluyor. Peki böyle bir sitenin arkasında nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? Çünkü moda editörü falan gibi bir bölümleriniz var mı? Kesinlikle. Öncelikle genç bir ekip. Ya burada önemli olan hakikaten interneti kullanan genç bir ekip var. Dolayısıyla genç bir kitle var. Biz de karşılığında hani bu ekibin de canlı başlı ve hani istekli olması adına tamamen genç bir ekipten oluşuyoruz. Yaş ortalamamız 24. Toplamda Türkiye'de 12, Bulgaristan 5, Almanya 2 olmak üzere toplamda 19 kişiyle çalışıyoruz. İnternette evet moda editörümüz var, moda bölümümüz var ama bizim için net modanın ana felsefesi kullanıcının kendi modasını yaratması ve kendi modasını devam ettirmesidir. Yani dolayısıyla moda editörü bu yönde bir baskıcı, dergi editörü gibi bir baskı editörü değil, tamamen yönlendirici bir editör konumunda. Bu arada rejimizde gösterebilirsin, net modayı bir gösterelim. Seviniriz. Valla şöyle, hani ben modadan anlamıyorum ama burası hani şey olarak, prensip olarak hani böyle kombin yapma olayı ilginç bir olay. Yani hani oturup denenebilir gibi geldi bana böyle. Evet, çok paylaşanlar hani şeyler var gerçekten. Zaten böyle, kombinleri kendileri evet, yapıp yani, ben de bir kombin yaptım kendime. Yaptım bile. Yaptım. Yani şey. Evet şöyle. Evet buyurun siz devam edin, tamam. Ben gösteriyorum. Tamam, yani günümüzde insanların zaten çok büyük bir vakit problemi olduğunu düşünürsek yani bir kombini oluşturmak, insanın üzerinde gördüğümüz bir kombini, o mağaza, bu alışveriş merkezi, işte şu butik falan muhtemelen bir günde ancak bir kombini falan görebiliriz ama internette böyle bir şey yok. Yani özellikle bizim sitemizde yani çok kısa bir sürede bir insanın üzerine görebileceğimiz her şeyi, takısını, aksesuarını, ayakkabısını, hepsini oluşturabilirler. Birçok markada var galiba. Tabii ki. Aynen. Şu an 40'ın üzerinde marka var ve her geçen gün artıyor ürün potansiyeli. Kombinle alakalı ben kısa bir detay vermek istiyorum. Çok özür dilerim. Kombinde şöyle bir şey var. Hani kişi kombini yaparken özellikle kadın kullanıcılarımız hakikaten satın alıyormuş gibi davranıyorlar. İşte evet. 25 dakikayı minimum tutuyorlar. Bir saate kadar bir kombini yani yapması bir saati buluyor ve dolayısıyla hani orada ayrı bir deneyim hakikaten var. Ben evet en iyisini yaptım. Hani sanalı gerçekleştirmiş oluyor ve bu ayrı bir deneyim. Hani bizim de istediğimiz nokta tamamen bu olmuş oluyor. Evet, benim için de biraz zor oldu gerçekten. O kadar çok çeşit var ki hangisi, o mu bu mu falan derken ama bayağı bir zaman harcıyor. Mümkün olduğunca kullanıcı arayüzüne önem gösterdik. Çünkü hani sadece kombin yapmıyorsunuz. Fiyat kırılımını görmeniz lazım, renk kırılımını görmeniz lazım. İstediğiniz markayı görmeniz lazım.
Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Evet. Kendi ürünlerinizi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ayrı bir noktaya taşımış arka olduk. Arka tarafında oldukça detaylı bir çalışma gerektiriyor sanırım bunlar. Aynen. Evet. Çok, çok, çok çalışkan bir yazılım ekibimiz var. Çok çalışıyorlar gerçekten. Evet. Şey oluyor değil mi? Yani hani ihtiyaca göre yani yazılım tabii oynuyor biraz. Hani tekrar düzenliyor bir şeyler değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Tabii bu arada ben tam böyle tahayyül edemiyorum. Yani belki de vardır ama şimdi hani burada kombinler var ya. O kombinler böyle parça parça gözüküyor ama böyle bir mesela mankenin modelin üzerinde gözükmüyor değil mi? Aynen, burada görünmüyor. Çünkü ben mesela benim alışveriş tarzım o da ben şu vitrindekini ver diyorum. Yani pek başarılı değilim gerçekten. Gittim en son takım elbiseyi de verdim. Bununkini bana da ver dedim. Yani şeydekini manken alıp geldim. Şimdi sanki öyle hani hayal etmek açısından tabii eminim. Modayla ve alışverişle ilgilenenler kendi üzerinde hayal ediyorlar. Hocam mesela, şimdi ters düşmek istemiyorum ama. Sorun değil. Ama kadınlar için durum biraz daha pek farklı. Problem de değil galiba model üzerine. Ama mesela düşünüyorum ben şimdi bunları görüyorum burada kombinleri. Hayatta ben şey yapamam. Yani tam tahayyül edemiyorum onu ya. Böyle hani iyi güzel çeşitli şeyler. Hani birisinin üzerinde gözükseydi böyle gibi. Neyse o belki ileride bir noktada. Ya şöyle bizim hani şey fazlarımız var. İlerleyen süreçte hani bu fazı da istiyoruz. Hatta kişi kendi üzerinde de görsün istiyoruz. Hmm. Ama bunların tamamen hani bilgi akışıyla mevcut. Biz şu an e-ticaret siteleriyle direkt iletişimimiz mevcut. Bu neyi sağlıyor? Anlık fiyat değişimlerini sitemizde görebiliyorlar. Hmm. Kargo da o anlık mesela saat 6'dan sonra indirim ya da kampanya yaptığı zaman anlık kargo hediyesini ya da anlık indirimleri görebiliyorlar. Hmm. İleride bilgi akışı tamamen olduğu sürece hani anlık bilgi akışı ve siteler bilgileri kapsamlı gönderdiği sürece biz bunların hepsine açık olacağız. Zaten hani ilerleyen fazlarda daha farklı şeyleri de paylaşmış olacağız. İnşallah yeniden konuk oluruz o zaman. İnşallah. Birlikte daha da neler yapıldığımızı görürüz. Peki yani şey olarak iş modeli nasıl burada? Aynen bu soru çok fazla geliyor. Çünkü hani biz bu projeyi ilk çıkarttığımızda siz satış yapmıyorsunuz. Nasıl nereden oluyor bu iş? Evet. Aynen. Çünkü yani öyle. Öyle değil mi? Şey de meşru da bir soru. Hani ben şahsen şöyle söyleyeyim. Bu tamamen hobi amaçlı. Birisi bunu açsa. Vallahi çok güzel bir şey bu. Tabii ki değil ne mi? Olacak hobi amaçlı olarak şöyle bir sitenin altyapısı tabii şey biraz masraflı da. Biraz. Hani onun için hani şey de olmuyor. Sırf hobi için yapamıyorsunuz. O zaman iş modeli ortaya evet. çıkmak zorunda. Yani şey hani Amerika'da bu durum çok daha farklı. Gelir modeli olmayan projelerde funding alabiliyor, fonlama alabiliyor. Çünkü tohum fonlaması var. Daha sonrasında VC ve devam ediyor. Hani Türkiye'de evet bu durum yeni yeni oluşuyor. Hani seed funding daha tam yok, tohum fonlaması daha yok. Ama gelir modeli olan internet projelerine de Business Angel dahilinde, Melek Yatırımcı dahilinde projeler, yatırım gelebiliyor. Netmo.com bu tarz bir site. Gelir modeli neye oluşuyor? Gelir modeli kullanıcının o ürünle satışa dönüp dönmediğini kontrol edip satışa dönerse bunun üzerinden gelir modeli oluşuyor. Bu da e-ticaret sitesine şu avantajı veriyor. Evet ben bir reklam yapıyorum ama reklamın ana odak noktası evet branding, markalaşma ve satıştır. Bir satış yönüyle bu yönde destek vermiş oluyoruz. Markalaşma adına da daha farklı reklam modelleriyle destek vermiş olacağız. Ama bir ana destek, odak noktası. Bir aracılık gibi bizim aynen. yaptığımız. Anladım. Ama şey teorik olarak şimdi ben burada kendime şimdi alışmaya başlıyorum şimdi kombin yapmaya falan. Seviniriz. Tamam mı? Ama hani böyle bir sürü kombin yapabilirim ve yaparım o kadar. Hani satın almasam bile alışveriş burada bir şeyler. Burada erkek kıyafeti var mıydı? Ben görmedim şöyle, sanki. Mesela diyorum şimdi İçeride ben erkek daha yok. Görmedim ha. Ama. Evet. Tamam kadın üzerine kurgulu ama ilerleyen süreçte erkek yani kadın yazık. Şeyleri kombinleri yapamaz mı? Tamam estetik açıdan yani. Almak şart değil hocam yani önemli olan sitede bir trafik dönüyor sürekli. Evet. Ve erkek yani kullanıcılar var mı? Çok var, az. Var. Çok yani az hani. Bloggerlar özellikle erkek bloggerlar. Evet. Peki evet. Bu noktada o zaman markalar da sizin kapınızı çalıyorlar mı hani bizim de ürünlerimizi? Evet bu süreçte bu da başladı. Daha öncesinde hani bizim belirlediğimiz markalarla biz birebir iletişimdeydik. Yurt dışından ve yurt dışından markalarla. Bu süreçten sonra hani bu potansiyeli keşfeden markalar artık hani bize geri dönüş yapmaya başladılar. O çok güzel bir yaşam evet, tabii. Yani başarıyı çünkü markalar da artık online mecranın ne kadar önemli olduğunu farkındalar. Çünkü bir şekilde moda da artık online'dan yani çok büyük bir payı var. Çok aynen. büyük yürüyor yani. Ki buradaki hani online mecra sadece bir reklamdan öte kullanıcının interaksiyonu. Hani bir marka reklamını logosuyla sınırsız yapabilir. Ama buradaki virallik, buradaki markanın
kendi ürününü virale döndürmesi, kişiler arası interaksiyonu sağlaması ve bunu ölçümlemesi apayrı bir nokta olacak. Çünkü biz markalara bu detayı da verebiliyoruz. Kullanıcının ne kadar vakit geçirdiğini, ne kadar beğendiğini, ne kadar arkadaşıyla paylaştığını tek tek raporluyor olacağız. Peki burada kombin sınıfları vardı işte ofis için, günlük okul için. Bunları siz mi belirliyorsunuz yoksa kullanıcılar kendileri falan oluşturuyorlar? Editörümüz hani her şeye karışmıyor demiştik ya. Editörümüzün karıştığı tek şey o. Yani sınıflandırmaları biz belirledik. Siz belirliyorsunuz. Ki bunun haricinde sitenin kombin sayısı arttıkça, diğer etkileşim arttıkça editörümüz daha da aktif görev üstlenecek ve diğer sınıflandırmaları yapacak. Anlık trend değişimlerini gösterebiliyoruz. Ve bunlar hani kademeli olarak güzellik ve modaya kadar işte devam etmiş olacak. Evet, hani öneri gibi de olabilir belki biraz hani gelinlik falan da özellikle kesinlikle. Yaz ayları da gelince bayağı bir herkes kombin falan yapmak isteyebilir bence. Gelinlik kısmımız var zaten. Efendim? Gelinlik kısmımız var. Var mıydı abi? Aynen. Evet. Yani zaten bence en büyük potansiyellerden biri yaza doğru düğün mevsimi. Evet, aynen. Evet. Kombin konusunda ihtiyaç. Peki siz yani siz ne yapıyorsunuz orada? Ben Netmoda'da blogger temsilcisiyim. Yani bloggerlar sosyal medyada şu an gerçekten çok önemli bir yere sahipler. Türkiye'de de önemi anlaşıldı zaten son yıllarda. Bunun tabii ki bloggerların önemli bir kesimini moda bloggerlarının oluşturduğunu düşünürsek şu an bizim için de önemliler blogger. Yani blogger temsilcisi nasıl oluyor? Siz bloggerlarla temas mı sağlıyorsunuz? Evet. Yani biz zaten Türkiye'de böyle bir sitenin olmasının en büyük amacı daha birebir iletişim kurabilmek. Yani ben de bloggerlarla elimden geldiğince daha birebir kişisel dostluk çerçevesinde ilişkiler kurmaya çalışıyorum. Şöyle diyebiliriz hani genel konsepte şunu yani Türkiye'de içerik üretimi çok az. Hani, evet. Hani çok fazla kopya var, çok fazla CTRL-C, CTRL-Z var, hani CTRL-V var. Hani dolayısıyla biz bunu istemiyoruz. Mümkün olan en fazla içeriğin üretilmesi önemli. Niye? Çünkü hani ben Google'da ben arama motorunda bir şey aradığım zaman karşısında bir şey görmek istiyorum. Evet hani bu elektronikte çok fazla var. Elektronikte ben ne istersem hepsinin geri bildirimlerini okuyabiliyorum, fiyatlarını okuyabiliyorum. Ama modada daha bu seviyeye ulaşmış durumda değil. Hani moda bloggerları için evet çok büyük bir potansiyel var. Ne kadar çok içerik üretilirse bu kadar çok geri dönüşüm olacak. Bu kadar çok internete güven gelecek ve bu kadar çok e-ticarete yönelim olacak. Biz bu yönde hani Mislina'nın da aracılığıyla bloggerlara özel birlikte ne yapabiliriz'i düşünüyoruz. Workshoplar hazırlıyoruz. Haftalık bilgilendirme bültenleri gönderiyoruz çünkü. Eventimiz oldu. Aynen. Kasım'ın 20'sinde bir event yaptık onlarla tanışmak adına. Dolayısıyla bu sürekliliği devam ettiriyoruz ve hani workshoplarla ya da diğer aktivitelerle de mümkün olan hani onları en fazla nasıl ön planda tutarız, birlikte ne yapabiliriz'i devam ettirmek istiyoruz. Mislina'nın da ana görev noktası. Onlarla birlikte neyi planlayabiliriz? Yani şimdi oraya gelmişken ben böyle hani hangi alanlarda daha çok blogger var Türkiye'de meselesinde görece hani moda bloggerlarının pozisyonu iyi gibi gözüküyor. Ama aynen. Siz nasıl sayı görüyorsunuz? Sayı olarak fazla. Tabii işe hani daha böyle iş üstünde olunca hani sayısı evet sayıca fazla tabii bu şey demek anlamına gelmiyor. Hani içerik üretimi anlamına tabii o ayrı ama hani nasıl genel olarak izlenimlerin performans nasıl gidiyor blog? Sayıca moda fazla olmalarının yani. Sebebi modanın aslında birçok insan için ilgi alanı olabilecek bir alan olması. Ama tabii sayıca fazla olması bir şeyin çok kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Yine de Türkiye'de gerçekten içerik ve yani tasarım olarak hatta teknik olarak da çok iyi bloggerlar var. Kesinlikle. Biz birkaçını burada misafir de ettik arkadaşlardan zaten böyle. Yani moda ile ilk temasımız bu değil. Daha Demet de yoktu o zaman. Koray Caner'in böyle zamanında Koray Caner geldi falan. Hani birkaç öyle temasımız aynen. Var. Bloggerlar arasında özellikle hani işini çok iyi yapan bloggerlar var ama Koray Caner de onlardan. Kesinlikle. Hani Style Boom bu yönde Zehra Liftaş. Dolayısıyla hani onlar duygu yine. Dolayısıyla hani onlar hakikaten başka bir noktadalar ama yurt dışı ile karşılaştırdığımızda özellikle Amerika'daki bloggerlarla karşılaştırdığımızda hani bir e-ticaret sitesinin trafiğinden daha fazla trafiğe sahipler. Evet bu böyle olmalı. Çünkü ben bir kişiye güveniyorsam onun ürününü, onun tavsiye ettiği bir şeyi almaya meyilli olacağım. Hani e-ticaret sitesinin trafiğinin daha fazla olması burada deneyimi sıfıra indirmiş oluyor. Sadece ben ürünü gördüm, fiyatını gördüm, aldım. Bu kadarıyla bırakmış oluyor. Ama blogger olduğu zaman araya bir güvenilir bir kişi girdiği zaman daha farklı bir noktaya taşıyor. Peki bu tarz siteler hani biraz bilmediğimden soruyorum ama mobil tarafta var mı? Şöyle, Türkiye'de şu an daha mobil
de herhangi bir site yok. Hı hı. Ben hani yani burada, bu alanda, moda alanında değil moda mi? Moda alanında hı. Yani şey hani iç modada genel konsept ne diyelim hani dergiler yönüyle evet mobilleri var. Çok da güzel mobil aplikasyonları olanlar var. Hı hı. Ama ben şunu söyleyeyim hani şey Ocak sonunda en geç bizim iPad application'ımız başlıyor. Hı hı. Bunun haricinde de diğer mobil application'lar kısa sürede başlamış olacak. Çünkü ana odak noktası şu an web'ti. Hı hı. Web'imiz hazır oldu. Yakında da mobil. Zaten bir sonraki konumuz da mobil uygulamalar evet. Üzerine olacak da. İçeride tanıştık evet. Kendisi. Yani şey olarak da çünkü düşünüyorum böyle bir alan hani böyle bir sürü moda ile ilgilenen daha çok da mesela kız arkadaşlar gayet şey yani ne bileyim mobil cihazlardan bayağı oynayıp kombinler evet, yaparak evet. Şeyi arttırabilirler trafiği de. Bence ya da de. Şeydi bilmiyorum yani. Yani şey hani süper. Çünkü şey Facebook, Twitter, diğer sosyal medya zaten hani mobile ayrı bir noktaya geçti. Hı hı. Ve hani dünyada öngörülen grafiğin üzerinde bir mobilde büyüme var. Dolayısıyla hani bu şey mobili de kaçırmamak lazım. Hı. Mobilde olmak lazım. Destekliyor olmak kesinlikle. Gerekiyor evet. Peki ben biraz hani genel böyle biraz geleceğe dair sorular olacak ama hani İnternet alışveriş olarak düşünebiliriz, hani sizin siteniz açısından düşünebiliriz. Hani gelecekte ne gibi böyle hayal ediyorsunuz diyebilirim internetten alışverişi olabilir, moda ya da şey üzerine. Yani şey hani... Zaten hayal edilen pek çok şey yapıldı ya yani online'da ama mesela şu olabilir, burada biraz önce bahsetti. Bir kombin yapıyorum, işte hı hı. Bir kıyafet beğeniyorum, onu kendi üzerimde görebilme şansı online'da mesela. Bu çok uzak değil, onu söyleyebilirim. Evet, evet. Çünkü hani şey, yurt dışında örnekleri var, yakında Türkiye'de de gelecek. Kullanıcıların bunu da resmini yüklemesi aynen. Falan gibi. Resimden daha öte, mesela gözlük alacaksınız, kendi yüzünüzde görebileceksiniz. Hı hı. Çok uzak değil, hakikaten bunlar planlanan şeyler arasında. Yakında da gelecek. Valla bence acayip ideal olur, ben öyle... Tam evet. Tıklarım üstünde böyle bir bakıyorsunuz şey gelişiyor bende de durmadan alışveriş yapıyormuşum falan. Şöyle baktığınız zaman kendiniz benim kız kardeşim öyle dadandı. Bana falan ayakkabı alıp duruyor böyle internet üzerinden. Ama hı-hı. Bir kere evet. Sanırım alışınca insan devamı ya, geliyor. Ben de hiç hani alışveriş yapmazdım. Evet. Aynen haklı kesin. Yani ben de çünkü o kesimden bileyim çok iyi biliyorum. Arkadaşlarım internetten alışveriş yapardı. Ben böyle benim kumaşa dokunmam lazım. Evet, evet ben böyle bir o şey var yani zaten. Yani anlayışım vardı kitabı ama. Kitabı okumada da aynı şey. Kitaba dokunmak aynen. Vardı. Şimdi evet. Evet. Kesinlikle ama bence çoğumuz açtık bunu ya. Ben evet. Sadece kitap yönüyle ben o hala her ne kadar şey makaleleri şey. Vesaire yani internetten ya da online'dan devam etsem de kitabın biz burada o e-reader şeyini... savuncusuyuz tabii ki. Kesinlikle, üzere. Kesinlikle. Yani bayağı ciddi dijital okuyucuyuz. Yani olsun sorun ona değil. Yine de seviyoruz sizi. Sen yeter ki öyle oku derslerini okumalı diyeceğim şimdi. Hocamdan azar mı istiyorum canlı yayında? Hayır şimdi bu neydi su testisi kırılmadan ben hani değil neydi testi o Nasrettin Hoca evet. Şeysi testi. Evet, evet. Nasıl dersimi falan alırsa okumaları bilmem ne yapma diye. Peki şeyi merak ediyorum. Genel çerçeve bu Türkiye'de illa isim vermenize gerek yok da hani sizinkine benzer o bir şeyler var mı ortada? Şu an Türkiye'de çok hani siteler artış hani. Var şöyle. Hı. Hani biz bu yönde zaten sevinerek izliyoruz. Çünkü hı. Türkiye'de yayıncı yok derken yayıncı hani işin bu bölümü ticaret yapmayan bölümü diyelim genel konsepte. Şu an Türkiye'de yaklaşık 6 tane yeni yayıncı çıktı. Bu da güzel bir şey çünkü hani böyle bir potansiyelin olduğunu ve hani insanların bu yönde farkındalığını oluşturuyor. Hani işin sadece evet ben bir projem var, e-ticaret yapacağım, satış yapacağım. Hayır. Hani işin diğer boyutunda insanlara başka bir hizmet de sunabilirsin. Hı-hı. Evet böyle bir yayın. Affedersiniz bu yayıncı derken şey mi hani sizin yaptığınıza benzer iş yapar. Yani e-ticaret sitesi olmayıp daha çok kombin üzerine. Yoğunlaşabiliyor ya da moda üzerine yoğunlaşabiliyor. Hani ikiye ayırabiliriz. Yayıncılar ve reklam verenler ya da e-ticaret yapanlar. Dolayısıyla işin bu bölümü... Siz ortasında mı bir kalıyorsunuz? Biz aslında biraz? Daha çok yayıncı tarafında. Yayıncı ama... tarafında olmuş oluyoruz. Çünkü herhangi bir satış sunmuyoruz. Tamamen hizmet sunuyoruz. Yayın yapmış oluyoruz. Kullanıcının kendi deneyimini yayınlamış biraz oluyoruz. Biraz sosyal moda kavramının içini dolduruyoruz aslında. Yani nasıl sosyal medyada insanlar paylaşıyor? İşte sorular, cevaplar, tavsiyeler, sohbetler. Biraz da bunun moda tarafındayız yani. Hı hı. Zaten sayfada hani kıyafetlerin üstüne tıkladığınız zaman direkt yani markanın sayfasına yönlendiriliyoruz. Hı hı, evet, İşte evet. O şey oluşuyor hani bu kadar maliyetin çünkü bayağı bir operasyon var. Bir de 19 kişi falan var dediniz. Hı hı hı. Ya o zaman yurt dışında da mı şeyiniz var ofis falan var mı yoksa yalnızca arkadaşlar oradan yok, mı katılıyor? Yok yok şöyle yurt dışında
web teknoloji üzerine bir şirket. Bizimle stratejik ortak. Kendisi Türkiye'de Tolga. Hem oradaki koordinasyonu sağlıyor çünkü ikisinin eş zamanlı yürümesi lazım. Hem de bu tarafta devam etmiş oluyor. Hani yine bizimle birlikteler. Anladım. Bu arada şeyde teşekkür etmek isterim. Hani konuğumuz oldunuz. Hem de hani ilk başta 3 tane erkek arkadaş gelecekti. Ben de böyle işte moda sitesi çağırdık. Yine hani Barbie de kız arkadaşlar gelsin diye düşünüyorduk. Hani böyle genelde erkek konuk ağırlıklı da bir süredir. Bir baktım 3 tane erkek geliyor falan. Neyse sonra en son vardığımız nokta bu. İyi ki geldim o zaman. En azından ki aslında o da yanlış şey olarak hani böyle bir stereotip var tabii. Yani moda deyince de illa hani evet, kızların gelmesi gerekmez, kadınların gelmesi. Ama hani tabii öyle bir algı var. O da ayrı bir olay. Hani bir toplumsal kod eleştirisi falan. Araya tabii canım, çok iyi erkek tasarımcılar var. Tabii. Yani. Çok iyi erkek bloggerlar. Evet, onlar tasarlıyor ama bizler giyiyoruz. Benim de çok fazla sorum kalmadı yani şöyle, ama sizin böyle eklemek istediğiniz bir şeyler bir de, varsa. Tamam. Hem onu hem de bir de şey daha böyle hani yurt dışı şeyleri. Tabii asıl belki bu alanda yurt dışında da bir takım böyle oluşumlar var. Kesinlikle. Var. Çünkü hani şunu söyleyebiliriz en başından. Hani Amerika bu yönde apayrı bir noktada. Çünkü biz 2000 yılında dial-up'la internete bağlanırken onlar satış yapıyordu. İşte benim annem internete girme, ben telefonla konuşacağım derken onlar apayrı bir noktadaydı. Yani 2005'te işte yurt dışındaki isim vermeden yani büyük e-ticaret siteleri apayrı noktalara geldiler. 2009'da hani Türkiye'de private shopping'in belli noktadan başlayıp 2010'da bunun en yüksek noktaya ulaşmasıyla birlikte Türkiye'de e-ticaret bilinci oluştu. Ve ADSL bağlantılarıyla birlikte hani Türkiye internete erişmeye başladı. Ve dolayısıyla hani Amerika'da bu durum çok daha farklı. Çünkü Amerika'da tohum fonlamasından tutun da sosyal sitelere kadar hani herhangi bir gelirim modeli olmadan siteler oluşabiliyor. Ama Türkiye'de daha bunun için hani daha çok nokta var. Daha çok yol gitmemiz lazım. Ama aradaki mesafeyi hızlı kapatıyoruz diyebiliriz. Bir de şey ama hani mesela yurt dışındaki bir site Türkiye'de faaliyete geçse geçebilir değil mi? Böyle bir olasılık var. Ama kesinlikle. Hani siz ama nereden yine de bu ürünlerin çoğu Türk malı mı? Yani Türkiye merkezli mi? Şöyle. Yani bu ne bileyim etek almak istediğimde etek çeşitlerinin çoğu. Yani Türkiye'de satış yapan markalar ama yani, tabii ki Türk markası dediğimiz zaman zaten yanlış oldu o, evet. Yani şöyle ama anladım. En geniş itibariyle şöyle diyebiliriz. Hani yurt dışında da olsa en azından Türkiye'ye gönderim yapan Türkiye'den para birimini kabul eden firmalarla çalışıyoruz. Hani yurt dışına ziyade Türkiye merkezli. Dolayısıyla hani siz Türkiye'deki ürünleri çok daha rahat bulabileceksiniz. Ayrıca yurt dışındaki ürünleri de Türkiye'ye gönderim yapıyorsa rahatlıkla bulabilirsiniz diyebiliriz. Hani, anladım. Çünkü menşei Türkiye odaklı, Türkçe dil kullanılıyor. Kişiler hani kendi arasında Türkçe konuşuyor. Onun verdiği bir rahatlık da var tabii. Şey olarak müşteri hizmetleri falan bakımından. Kesinlikle. Tabii sizi doğrudan belki ilgilendirmiyor ama arada bir yine de size şikayetler gelebilir. Kesinlikle. Değil mi? Böyle hani alışveriş. Biz mutlu da oluyoruz. Şöyle geçenlerde kullanıcımız yine şey yapmış. Bir yerden alışveriş yapmış. İşte sipariş numarasını göndermiş. Benim ürünümü ne zaman gönderebilirsiniz diye. Siz yandınız. Ben şimdiden söyleyeyim size. Ofiste telefonlandırmak bilmiyor. Kesinlikle ama bizim misyonumuz bu zaten. Hani biz bu vizyon dahilinde ilerliyoruz. Diyoruz ki biz e-ticaret siteleriyle arasında bağ kurup, arasında köprü olup hangi e-ticaret sitesi daha iyi hizmet sunuyorsa onları promote, onları daha da yükseltmek istiyoruz. Çünkü bu bilincin oluşması e-ticaret sitelerin günlük kargoyu göndermesi ya da siparişini takip etmesi ya da gününde gönderilmediği zaman özrünü dilemesi bizim için çok önemli. Çünkü bu da kullanıcıyı bağlayacak ve kullanıcının memnuniyetini artıracak. Sizin için artıracak. Büyük ama evet önemli çok bir fonksiyon da olmuş oluyor. Peki son böyle 1-2 dakikamız kaldı. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Hani buradaki her dijital aktörün de bir bakıma nasıl bu hale geldiği. Sizin böyle siz bu işe nasıl girdiniz? Hangi şeylerden geçtiniz? Mühendis misiniz kökenle? Ha yok. İşletme mezunuyum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde marketingine devam ediyor. Bahçeşehir 2.0 öne geçti. Aynen. Evet. Bir de 2 etti. Bir dakika. Bir 2 3. Evet doğru. 3-2. Evet neyse. O zaman şey. Evet. Beraber bir şeydi bari. Nereden geri döneceğiz? Şöyle. İşletme mezunuyuz. Tamam. Sosyal medyaya ilgim vardı. Hani kurulan ilk sosyal medya platformlarında ilk sayfaları açtık vesaire. O dönemler hani gençlik devam etti. Daha sonrasında mezun olduktan sonra kurumsal şirkette, iki şirkette çalıştım. Sonrasında hani kurumsal şirketin
yavaşlığı vesairesi hani insanın hakikaten şeyini yoruyor, gelecek bakışını yoruyor. Özellikle bizim yaş özellikle grubumuz bu alanda, için. Evet. Kesinlikle hani bu kadar hani geniş görüyorsunuz, bu kadar bir şey yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla hani yeni ama bir şey yapmalıyız diyorsunuz. Yani. Kesinlikle. Ve hani online marketingde, online pazarlamada, affiliate marketingde bir firmaya satış yöneticisi olarak başladım. Daha sonrasında bu projeyi gördükten sonra işte Şubat'ta projeyi detaylıca incelemesini yaptık. Mayıs'ta yatırımla birlikte projeye başladık. Kasım'da da açmaya hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz arkadaşlar. Siz? Ben Bilgi Üniversitesi'nde hocam. Evet. İlk başladığımda kendimi Bilgi Moda Kulübü'nün yönetim kurulunda buldum. Bilgi Moda'yı. Aynen. Ondan sonra oradan aslında başladı. Daha sonra işte bloglar için modellik falan yapmıştım. Sonra biz kendi dergimizi çıkardık üniversitede. Daha sonra kendi tasarımlarımızla defile yaptık. Böyle böyle ilerleyen bir şekilde sonra... Önce izleyicilerimize görsün olay nasıl oluyor. Evet. Evet. Daha çok... sonra da net modayla yollarımız kesişti. Ama ben şanslıyım ya, şanslı biriyim yani bu konuda. Yani ha, ilerleme fırsatım oldu. Ama yani şöyle emek gösterenlerin genelde karşılığını alıyor. Yani bir çaba kesinlikle gösterenler, bir şeyler yapanlar onu... Samimi bir ilgi olarak, duyarsanız. Hı-hı. Bölüm olarak ne okuyordunuz? Kültür sanat yönetimi. Valla bizim sorular bitti. Galiba izleyicilerimiz de bilgilendiler. Ben şahsen kendi adıma da bilgilendim. Ya olur ya bilmiyorum. Başlarsam kombin yapmaya şaşırmayayım. En azından dersi de bir göstereceğiz herhalde de. Peki şimdi bir aramız daha olacak arkadaşlar. Net Moda'yı uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.